İşte sağlık turizminin çok güzel olabileceği bir yer diyoruz. Yani ağır sanayiye çok ihtiyaç yok. Şimdi mesela Edremit'ten arıyorlar. Bu call center'lar var biliyorsunuz. Çok ciddi istihdam yapıyorlar. Çünkü oradaki insanlar diksiyonu çok düzgün. Almanca bilen. Tabiri caizse dünyanın her tarafından dinlenmek için gelmişler ama home office çalışan çok insan var. Mesela call center olarak çalışıyorlar. Bakıyorsunuz bir şekilde ekonomi bizim Balıkesir'de aslında güzel dönüyor. Şimdi biz bunun adını koyamadığımız için diyoruz ki aslında işler kötü. Bakın Balıkesir'de işler güzel. Mevzuata takılan çok konu var. Bunlar da işte hükümetimiz, başbakanlığımız bu konuda sürekli çalışıyor. İşte ticaret odası bundan önemli. Yani Amerika'da bir söz var. 100 iş adamının yaptığı bir şey gayri resmi ise, yasal değilse, onlar yapıyorsa yasal olmalı. Çünkü bu bir zorunluluktur. Ve bundan kanunlar, buna göre yönetmelikler çıkıyor. Şimdi yani buna direnç göstermemesi lazım devletin. Yani bir şeyi iş adamları zorunlu olarak yapıyorsa, ya ben bunu böyle istiyorum değil, onu ticarete uydurmak lazım. Yani önce ticaret gelir, kanunlar arkasından gelir. Şimdi kanunlar ticaretin önünde blok şekilde durursa, yani bakıyorsunuz çok konu mevzuat var. Şimdi adam Bağkurlu, Bağkur'unu ödeyememiş, hastaneye gitmiş. Gittiği yerde demişler ki ne onun adı? Sana bakamayız. Sonra Borcunu. hacizle borcunu gönderiyorlar. Ya bakarken parasını yani bak öyle hacizli parasını al ya da o dönemi hayatından kesit olarak çıkar. Yani niye hem bakmıyorsun hem hizmet vermiyorsun hem parasını istiyorsun. İşte bu tür aksaklıklar şimdi işe başlıyor şirket şeyi sigortasını hemen bildiriyorsunuz. Bildirdikten yarım saat sonra adam ben bu işi beğenmedim soğuk geldi diyor çıkıyor gidiyor. Şimdi o adamın çıkarılması ile ilgili şey yapamıyorsunuz. Yani mevzuatlar hep böyle bürokratlarla iş adamları arasında gidip geliyor. O Ama da bakış bunların farklılığı tabii. Yani sizin bakışınızla şeyin bürokratın bakışı daha farklı. O devletçi bakış açısıyla siz de ekonomi gözüyle bakıyorsunuz. Daha faydacı, çok pragmatistsiniz. yani şimdi ben 9 yıl öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaparken de milli eğitimin içinde lisede, Anadolu Lisesi'nde, Fen Lisesi'nde ve ilköğretimde görev yapma şansım oldu. Şimdi insanlar yaptığı işe o kadar çok konsantre oluyor ki dışarıdaki insanlar ne yapıyor? Şimdi ya bu da çok önemli bir şey. İşte bağışta bulun, vergiden düşüyormuşsun. Şimdi bu çok üst düzey bürokratların bile ağzında. Öyle bir şey yok yani. Nasıl vergiden düşüyorsun? Tamamı değil. Neyini düşüyorsun vergiden? Yani bunu tutturmuşlar. İşte bu bir şekilde değer. Şimdi bunları bilmesi gerekiyor bürokratların. Para kazanmak çok zor bir iştir. Ticaretin onda dokuzu da rızkın onda dokuzu da Rızkın. ticarettedir. Ama o kadar kolay değil. Yani siz ticaret bir sistem oturduysa para kazandırmaya başladıysa devam etme olasılığı çok yüksek. Ama aksiliklere istihdam ettiğiniz insanlara karşı sorumluluklarınız çok yüksek. Yani bunu hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerekiyor. O iletişimi son zamanlarda çok iyi kurduğunu düşünüyorum ben. Hem vergi dairelerinin hem SSK yöneticilerinin. Geçen Bagiat'ta biz bir toplantıdaydık. SSK müdürümüz ziyarete geldi. Geldiğinde bir arkadaşımız teşekkür etti. Dedi ki böyle böyle bir gecikmeniz var. Herhalde bu unutuldu. Şeyden kaynaklı olarak diye uyarmışlar. Hiçbir cezai müeyyideye uygulamadan art niyetli olunamayacağı düşündüğünden dolayı uyarılmış. Bu kadar özele indiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz hep kötü tarafını görüyorduk diye söylemişler. Bakıyorsun işte özenli görev yapan devlet bürokratları sonuçta yapıcı olmak lazım gittiğiniz zaman. İnsanlar bir şeyi neden yaptığını, yasa dışı bir şey yapıyor olabilir. Ama neden yaptığı ile ilgili biz hep korumaya çalışıyoruz ticaret odası üyelerini. Özen gösterin, disiplinli olun ama insanlarla olan işlerde kusurlar çok olabiliyor. Yani bu kasıt olmadığı zaman uyarılması gerekiyor. Hemen Hemen yıkıcı ceza kesmeyin. cezaların yapılmaması lazım. Bu konuda anlayışlı bir yönetim tarzı devlet tarafından sergilenmeye başladığını, hatta bizim mesela Bursa'daki şubemizde başımıza geldi. Geldiler, değerlendirdiler.
Dediler siz işinizi iyi yapmaya çalışan bir şirketsiniz. Burada sizin kusurunuzu görmüyoruz dediler. Biz ilk tepkimiz ceza alırız diye düşündüydük. Öyle bir şey görünce dedim nasıl o kanaata vardınız? İstihdam ettiğiniz personelden, ayrıntılara dikkat etmenizden, bunun sehven yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Ödemelerinizi zamanında yapıyorsunuz. Evet. Yani şimdi böyle bir bakış açısı olduğu zaman insan çok rahatlıyor. Çok devletine ve bürokrasisine güvenmek kadar güzel bir şey yok. O zaman siz de yani her şart altında hata yapmayayım stresinden de kurtuluyorsunuz aslında. Bakın şimdi mesela yanlış şeyler devam ediyor. Onu da burada paylaşayım bütün şeylerimizin adına. Devlet alacağını önce almak zorunda. Ama geçen gün bize bir yazı geldi. Akhisar'da bir şirketle biz bir anlaşma yapmışız. Yaptığımız anlaşmadan dolayı bize fatura kesmiş. Biz de çekimizi vermişiz. Çekimiz de ödenmiş. Haciz kağıdı geldi. İşte o anlaşma yaptığımız şirketin 111 milyar lira devlete tahakkuk